dürüstlük, samimiyet var. Her şey bir tarafa gider. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun 20. olağan genel kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada "Bizim geleneğimizde esnaf ahidir. Ahi demek kardeşliği, dayanışmayı cömertliğe esas alan kişi demektir." dedi. Erdoğan döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımların atılacağını, faiz konusundaki hassasiyetinin değişmediğini söyledi. Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Bu ülkenin içindeki her işin kendi paramızla fiyatlandırılması, konuşulması, yapılması gerekiyor. Bu konuda gereken düzenlemeyi yaptık. Uygulamayı başlatıyoruz. Bir başka önemli adımımız, kamuda her alanda ciddi bir tasarrufa gitmektir. Cari harcamalar konusunda araçlardan binalara ve personele kadar geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları hem sayı olarak hem nitelik olarak sınırlandırıyoruz. Kirada bulunan kamu kuruluşlarının birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı ve şu anda bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte burada kazanılan tüm binaları yeniden değerlendirdik. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim diyen Erdoğan konuşmasını sürdürdü. Merkez Bankası bağımsızca. Dolayısıyla o kendi kararını kendisi alır ayrı. Ama bunun dışında özel sektöre ait bankalar var. Bu bankalar neye göre hareket ediyor? Merkez Bankası'nın açıkladığı karara bakıyor. Onlar da bu karara göre bakıyorsunuz daha 50'lere varan şu anda faiz uygulaması var. Ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin oranını sen tespit edersin ama enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur. Enflasyonun oranını bankalar belirler mi? Soruyorum. Merkez Bankası her zaman enflasyon yıl sonu tahminlerini açıklıyor. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Erdoğan döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere zam yapanlar iflah olmayacaklardır dedi. İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helali haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil. Bunların ahilikle falan alakası yok, onu da söyleyeyim size.